İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni olarak geleceğimiz için Batı Ermenistan TV'sini destekleyelim. 46 aile artık Talış'a geri döndü. Papa, Kamışlı Ermeni cemaatine verdiği desteği dile getirdi. Avrupa Birliği'nden Türkiye sondaj yaptırımı, Ankara'dan sert tepki. Uzman, ABD Suriye petrolünü çalarak Şam ekonomisinin gelişmesini engelliyor. Batı Ermenistan'ın Malatya şehrinde tarihi eser kaçakçılığı. Yerevan'da 3 günlük bayram. Yerevan Kitap Festivali başladı. Beslen Armenia TV'ye destek, Ermeni olarak geleceğimiz için yardım. Sevgili vatandaşlar, sevgili soydaşlar ve sevgili arkadaşlar. 24 Mart 2019'dan bu yana Batı Ermenistan Devlet Televizyonu birçok dilde faaliyet gösteriyor ve bu başarı bizi Ermenileri korumak ve güçlendirmekle birlikte tarihsel gerçeğe ulaşmayı amaçlayan bu eşsiz yapıyı daha da güçlendirmemiz için teşvik ediyor. Televizyonumuz yayın kalitesinin daha büyük bir kitleye ulaşması için faaliyetlerini daha da geliştirmeli ve iyileştirmelidir. Tüm bunlar ulusal kimliğimizi korumak, Ermeni kültür bilgisini yaymak ve geliştirmek, Batı Ermenice dilini korumak ve siyasi durum hakkında farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek için günlük olarak yapılmaktadır. Bu iş makale ve videoların hazırlanmasında, birçok dile çevrilmesinde Doğu Ermenice, Batı Ermenice, Fransızca, İngilizce, Türkçe, Rusça ve bazen de Arapça reportajların hazırlanmasında, video kliplerin işlenmesinde, ayrıca idari ve editoryal alanların korunmasını sağlamak için sürekli finansal yatırım gerektiriyor. Bu nedenle biricik televizyonumuzun gelişmesini teşvik etmek isteyen ve ilgilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm soydaşlarımıza ve dostlarımıza Batı Ermenistan Fonu'nun banka hesabına bağış yapması için çağrıda bulunuyoruz. Arden Şellefyan, Batı Ermenistan Televizyonu'nun kurucusu ve sadık bir destekçisiydi. Bu yüzden bize bırakılan misyona devam etmek istiyoruz. Bize Ermeni yolunu göstermesi için anısını yaşatmak, personelin aylık maaşlarına ve ekipmanlarına hizmet gidermek konusunda sorumlu olan Batı Ermenistan Televizyonu'nu desteklemeye devam etmenizi rica ediyoruz. Saygılarla, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Editörlüğü. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danışmanı Tigran Abrahamyan'ın kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasından yazdığına göre, Talış'ın yeniden yapılanmasından sonra 46 aile kendi köyüne geri döndü ve 5 aile de dönüş sürecinde. Köyün yeni ilkokulu, anaokulu, sağlık ocağı, düğün salonu, köy yönetim idaresi gibi gerekli tüm koşullara sahip olması dışında geri dönen aileler için hazırlanmış olan evler tamamen dayalı döşeli durumdadır. Birinci Lurer, IEM'in aktardığına göre Roma'daki Dünya Katolikleri lideri Papa kendi sosyal medya hesabı olan Twitter'daki sayfasından yaptığı açıklamada, Kamışlı'nın Ermeni cemaatine ve katledilen Ermeni Katolikleri için desteğini sunduğunu, onlar ve genel olarak Suriye'de yaşayan tüm Hristiyanlar için dua ettiğini belirtti. Kilikya, Avrupa Birliği, Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulaması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yaptırım uygulamasına ilişkin çerçeve belge onaylandı. Açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yasa dışı sondaj faaliyetlerine cevap olarak uygulanması planlanan kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belge kabul edildi denildi. Seyahatin yasaklanması ve varlıkların dondurulması gibi önlemler içermesi öngörülen yaptırım listesine yaptırım öngörülen kişilerin adları sonradan eklenecek. Ankara'dan gelen açıklamada faaliyetlerimiz aynı şekilde devam edecek denilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kapılar açılır, DEAŞ'lılar gönderilir, sonra siz başınızın çaresine bakarsınız. Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın tehdidinde bulundu. Analitik Araştırma Merkezi uzmanı Semyon Bağdasarov'un belirttiğine göre, Suriye ekonomisini canlandırmak için petrol ve petrol ürünleri ticareti yapılmalı. Şam'ın kendi toprak altı zenginliklerine Amerika Birleşik Devletleri ve Kürt müdahalesi nedeniyle erişilemiyor. Uzman, işletime devam eden elektrik santralin ülkedeki en önemli altyapı tesislerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Ancak elektrik santrali şu anda sadece kısmen çalışıyor. Bağdasarov, bu elektrik santrali Sovyetler Birliği'nin yardımıyla inşa edildi ve bölgedeki en büyüğü.
Bu ülke ekonomisinin en önemli unsurlarından biri dedi. Yine de en iyi elektrik santralinin yardımı ile bile yıllardır uluslararası terörizmle mücadele eden bir ülkenin ekonomisini geliştirmek imkansızdır. Suriye'yi krizden çıkartmak için devletin petrol satarak kazanabileceği büyük miktarda para gerekiyor. Uzmana göre ABD'nin müdahalesi nedeniyle siyah altın ticareti Şam için şimdilik imkansız görünüyor. Uzman, Amerikalıların yıkılmış bir ülkenin kaynaklarını de facto çalma konusunda bulunduğunu vurguladı ve bunun Suriye hükümetinin kendi ekonomisini geliştirme girişiminde bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Batı Ermenistan'ın Malatya şehrinde gerçekleşen operasyonda çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen metal objeler ele geçirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise toplam 1683 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, küpe ve yüzük gibi benzeri metal objeler ele geçirildi. 3. Yerevan Kitap Festivali çerçevesinde Ermeni ve yabancı yazarların kitaplarının sunumları, dersler, basım, yayıncılık konusunda ustalık dersleri, halka açık ve kültürel figürlerle toplantılar planlanmaktadır. Armen Press Festival'in 22-24 Kasım tarihlerinde Ermeni Genel Yardımsever Birliği'nde düzenleneceğini bildirdi. Festivalin organizasyon ekibinin bir üyesi olan Ani Agopyan, etkinlik çerçevesinde edebiyat yarışmasının duyurulduğunu ve bu kapsamda 43'ü şiir, 34'ü nesir ve 10'u dramaturji eserlerden oluşan toplam 87 başvuru olduğunu belirtti. Agopyan, profesyonel jüri başvuruları inceleyecek ve yakında sonuçları özetleyecek. 3 bölümün galipleri 24 Kasım'daki kapanış töreninde ilan edilecek. Hover Devlet Oda Korosu ve Vahagın Hayrabetyan Caz Kuverteti de o gün sahne alacak, dedi. Ona göre Yerevan Kitap Festivali sırasında 37 yayınevi, kitapçı ve organizasyonun katılımıyla bir sergi fuarı düzenlenecek ve kitaplar %40'a varan indirimlerle satılacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hazer adlı koro tarafından seslendirilen Gomidas Vartabet'in Zik du Kaşi adlı eseri sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.